Şimdi Cem Yılmaz, Uras Kaygıloroğlu ve Ezgi Mola. Muhteşem bir ekip. Daha da fazlası var. Erşan Kuneri bugün dijital platformda Bugün mü başlıyor? Hadi hayırlı yayında. olsun. Buyursunlar. Merakla beklenen dijital dizi Erşan Kuneri'nin galası yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun Erşan Kuneri, Cem Bey özellikle size tekrar tekrar hayırlı olsun. Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu kameralar karşısına geçti. Eğlenceli anlar yaşandı. Problemi olmuş Cem Bey katılmış olduğu programda bahsettiğinde. Muhabirin hangi gafı çok güldürdü? Evet. Çok karakter de oynadınız dizide. Cem Yılmaz 2000'lerin başına damga vuran Gora filmi için ne müjde verdi? Gora ile ilgili bir planım var ama birazcık daha ileride. Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu olacak mı? Gel macera devam edip. Renkli Gala'nın öne çıkan görüntülerini ekranlara getirmeden önce gelin birlikte Erşan Kuneri serüveni nasıl başladı hatırlayalım. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Kara Komik Filmler serisiyle sinema salonlarında seyirciyle buluşmuştu. Bir perdeye iki film sığdıran Cem Yılmaz'ın bu konsept tercihini kimileri beğendi, kimileri beğenmedi. Cem Yılmaz son mermisi Erşan Kuneri projesiyle seyirciyi yeniden yakalamak istiyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin olduğu Erşan Kuneri'nin çekimlerine geçtiğimiz yaz başlandı. Seyircilerin büyük bir merak içinde beklediği dizinin popüler bir dijital platformda yayınlanacağı ortaya çıktı. Dün Erşan Kuneri'nin galası yapıldı. Galaya ünlü isimler akın etti. Dizide oynayan Bülent Şakran oyuncu eşi Ceyda Düvenci. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erşan Kuneri galası. Sevgilime hazırlandım evet, diye. Bülent Şakran'ın sevgilim için hazırlandım diyelim. Uras Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaşı Ekin Koç sevgilisiyle geldi. Zeylele hayırlı evet. olsun diyelim. Teşekkür ederim. İyi gidiyor. Yolunda her şey. Ona da soru sormak isterdik hanımefendi ama galiba Türkçe bilmiyor. Çok... En azı çok özgüveni yerinde değil o konuda. Ama dene istersen. Hayırlı olsun. Çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim son zamanlarda ayrı ayrı izlemekten çok keyif aldım. Tek başlarına da izlemekten çok keyif aldım. Ve bunlar bir araya gelince kim bilir ne oldu yani. Son zamanların parlayan komedyeni Hasan Can Kaya. Cem abilerin de zaten iyi çıkaracağından şüphem yok. Merakla ben de bekliyorum sizin gibi. Ve ismi bir dönem Cem Yılmaz'la aşk iddialarına karışan ve dizide de oynadığı konuşulan Ziya Demirbulut. Toplu röportaja geçtiğimizde keyifli anlar yaşandı. Hazırlık aşaması nasıl geçti? Birinci ve ikinci gün gündüz çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlayınca bütün günü ters çevirip gece başlayıp sabahlara kadar çalıştık. Ama birlikte çok güzel eğlendik ve çok güzel bir iş çıkardık. Sadece bugün değil bundan sonraki yıllar içerisinde de gururla seyredeceğimiz ve mutlu olacağımız bir iş evet. çıkardığımıza inanıyorum. Zafer Algöz'ün başından geçen trajikomik olay güldürdü. Problemi olmuş Cem Bey katılmış olduğu programda bahsettiğinde yanlış. Çünkü prodüksiyondaki arkadaşlar bana ezberlememem gereken yerleri de verdiler. Ben böylece yani dış ses olanları da ezberlemiş sete gelmişim. Bir de böyle iki karış da bir sakal takınca 52 derece sıcakta bir anda bütün devrelerim yandı. Adımı bile söyleyemez duruma geldim. Muhabirler Merve Dizdar'ın ismini unuttu. Komik olayı anlayışla karşıladılar. Zeynep Hanım, siz neler söylediniz? Zeynep Hanım. Çok karakter de oynadınız dizide. Zeynep Hanım. Merve Hanım. Aha Akif'im, Zeynep benim falan diyoruz. Oynadığımız karakterlerden biri Zeynep'ti, evet. Öyle miydi acaba? Zeynep var mı? Zeynep var. Hangisi? Doyamadım da. Zeynep! Dizinin olay olan afişlerini muhabirler sormak istiyor. Uras Kaygılaroğlu ne var ki bunda diyerek cevap veriyor. Ve bu oyuncular arasında kıkırdamalara sebep oldu. Hiçbir şey yok ki. Ya da... Cem Yılmaz ikinci sezon söylentilerini açık kapı bıraktı. Macera devam edebilir ama şu anda öyle bir henüz bir şey planladığımız bir şey yok. Ezgi Mola, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya içinde bulunduğu ekibi överken sıra Çağlar Çorumlu'ya gelince Cem Yılmaz yaptığı espriyle güldürüyor. Nilperi son noktayı koydu. Yani bütün arkadaşlarıma katılıyorum ben de. Çok keyifli bir dönem geçirdik. Şimdi seyircimiz de umarım karşılığını verecektir. Bir ara Uras Kaygılaroğlu ve Merve Dizdar, Dizdar'ın kıyafetinden süzülen tüye dalıp
gidiyor. Onu evet, onunla ilgili bir şey henüz erken, çok erken. Cem Yılmaz Goro filminin ikincisi için müjdeyi verdi. Başka gezegende geçecek. Goro ile ilgili bir planım var ama birazcık daha ileride. Çok böyle ard arda yapmadığımızdan dolayı hani birincisiyle ikincisi arasında işte böyle bir 5-6 sene var. Sonra üçüncüsüyle arasında 15 sene var. Yani bir 3-5 sene sonra bir başka gezegen macerası yazarım inşallah. Ve o klasik replikle sonlanıyor röportaj. Bir dakika, replikle bitirebilir miyim? Tabii, mavi donun var mı? Varsa mesela galaya giriş bileti o. Şu anda seyircinin de içlerine bakıyoruz varsa. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, merakla beklenen dijital platform dizisi Erşan Kuneri dün premierini yaptı ve insanlar oradaydı. Muazzam bir kadro var tabii. İnşallah röportaj kadar soğuk çıkmaz yani o dizi. Ama siz tabii Erşan Kuneri'yi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyoruz. Yani o denli ama hiç hatırlamak da istemiyorsunuz gibi. Hiç hayatımda öyle bir yeri olmamış yani. Cem Yılmaz'ın tek stand-up'ları herhalde benim aklımda kalan bir şekilde. Filmleriyle hiç alakam yok. Benim dikkatimi çeken oradaki 3 tane mikrofon. Evet. Lütfen kapatır mısın telefonunu Bircan? Ama senin alarm geç kaldı. Bircan'cığım. Ay bu arada benimki de çalabilir. Ben hiç alarmsız okula da işime de hiçbir zaman tak diye uyanırım ben. Hiç alarma ihtiyaç yok. Hiç. Alarmsız mı uyanırsın? Tabii hiç. Hayatımda ben alarm kurmadım. Ben 6'yı 3 gece, 5 gece, 8 gece, mümkün 9 değil. Gece. Hemen uyanırım. Bu benim Arto'ya da şeyi hatırlatma. Hukuki bir dosyanız var, onu hatırlatma şeyimdi. Hatırlamış oldum. Kendisi. Şimdi, ne dedim dikkatimi çeken 3 tane? 3 mikrofon. Yani magazin basınının bu galaya ne kadar az iştirak ettiği, ilgisiz kaldığı ile ilgili. Biliyorsunuz Cem Yılmaz çok iyi davranmıyor. Yani zaman zaman keyfi yerinde olduğu zaman arabaya binerken böyle 1-2 dakika falan konuşuyor ama genellikle biraz böyle yukarıdan bakıyor magazin basını. İşte bak bugün bizim her zaman söylediğimiz şey gerçekleşmiş. Eskiden o masaya sığamazdı mikrofonlar değil mi? Şu anda sadece 3 tane mikrofon var. İlgi az. Yani gitmemişler. Ama haklı oldukları bazı yerler var. Dediğim gibi, işte senin de söylediğin gibi sokakta terslediğin insan bir süre sonra premierine gelmek istemeyebilir. Herhalde. Ama kadro süper bir kadro. Kadro muazzam. Bence iş de güzel süper. Olacak. İş de güzel olacak. Ay, iş inşallah uzayda değildir gene. Evet, uzay değil. Zaten Erşan Kuneri dizisi, evet Gora'da parlamış bir karakter ama Gora'da geçmişi düşündüğümüzdeki Türkiye'de yaşanan birinin anlatıyordu. Bari. Bir yapımcı aslında ama biraz böyle marjinal filmler yapan bir yapımcı. Yani ben Cem Yılmaz'ın bana mı geldi? Bir şeyler hani yapmak istiyor. Adam kendisi bir şeyler yapmak istiyor ama ben Cem Yılmaz'ı sadece stand-up'larında çok seviyorum. Evet ya. Bir de ben kendisini de çok yani, seviyorum o ayrı. Evet. Yani zannetmesin yani böyle burun bence kıvırıyorum. Bence kendisi film yapmamalı evet, yani diye düşünüyorum. Film ya da yani günümüz filmleri, günümüz komedileri yapmalı. Eminim onda da uçacaktır. Evet, o yani tip bir şeyler. Yani gişeleri, her şey uçacaktır. Fakat kara komik dediğin, bilmem ne komik dediğin şeyler... Ya bilemiyorum. Hadi çok denedin. Denedim. Bak matematik hiçbir zaman yanılmaz. Matematikte iyi çıkmıyorsa 1, 2, 3, 4.sünü denememek taraftarıyım. Şimdi ya. Şimdi öyle bir şey hissediyorum ki bana geçen burada. Hepsi çok değerli oyuncu. Hepsinin bir arada ayrı, olmuş ayrı. Olması da çok tabii büyük ki. Bir kuvvet. Voltron oluşturulmuş bence. Uras çok yakışıklı çıkmış Uras orada. Uras çok yakışıklı. TF papyonuyla gayet hepsi çok iyiler. Zeynep Dizdar'ın Merve Dizdar'la karıştırılması evet, var. O bir acayip olmuş. Yani. Yani o kadar daha isim. Bak Zeynep Dizdar kaç yıldır yok. Evet. Yani evet. Muhabirler Merve Dizdar'ı Zeynep Dizdar diyerek soruyor. O kadar yok evde yani bizde. Düşünebiliyor musunuz? Bu da bir acı bir durum tabii. Yani Cem Yılmaz'ı sevdiğimiz için evet yani iyi bir şey bekliyoruz. Da. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İyi bir şey olacağını ben tahmin ediyorum. Cem Yılmaz'ın Hindistan'dan örnek aldığı çok meşhur Amerikan var. Ve Amerikan'ın bütün filmlerini aslında neredeyse uyarlamaya çalışıyor. Orada yiyor. Ya zaten muazzam bir adam bu arada oyunculuktan bir. Orada yiyor ama burada mesela Arok birebir onunla aynı filmleri. Arok. Gora değil de hani bu futbol olan.
Ama Türkiye'de yaptığı kara komik mesela yemedi, tutmadı, olmadı. Evet ya. Ve bakmayın ben son gösterisine gittim. Filmlerin tutmamasından da aslında üzgün. Çok para kaybettiğini zaten deklare ediyor. Hani takmıyormuş gibi yapıyor ama yani birkaç tane daha çok para kaybetmeye devam ederse bu sefer stand-up'lar da kurtarmayacak onun ticari hayatını. Bir de şey hep dikkatimi çeker. Bu galalarda, film galalarında hepsi tahtaya, sözlüğe kalkmış gibi sırayla. Tedirgin evet. Ve her zaman o arabaya binerken ki o küstah ve bilmiş tavırları hiçbirisinde olmaz. Burada bir şeylerini tanıtmak istiyorlar ya. Hmm. Hafiften onun bir tedirginliği, bir şeysi var. Öğrenci gibiler bak hey burada. Hey yavrum, yani burada bize, değil mi? Burada bize yalakalık durumundasınız. Yani. Ne oldu? Havalarınızla ne oldu bebeğim? Doğru. Konuşmak istemiyorum, onu yapma. No, vik 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 vik, orada papağan gibisiniz maşallah. Önümüzde bak, önümüzde öyle sıraya dizeriz adamı. Öyle ötersiniz öyle. Ama gerçeği bu işin. İşte. Magazin işte olmadan bu. Siz yoksunuz. Yani burada ben ironi yapıyorum tabii, burada biraz da ben kara komik yapıyorum. Ama işte sonuç bu. İşte yani. Problem şu ki bu meslekte olan insanlar bu programları küçümsediklerinde başlarına gelen yaptıkları işle alakalı başlarına gelen sonuç 3 tane mikrofona röportaj yapmak oluyor. Evet. Yani bu acı bir vaziyet. Bir şey değil acı mi? Bir durum 33 ama. 33 bile yani, olsa mühim değil. Oradaki bu halleri o zaman acınacak yani, duruma evet. Geliyor. Şimdi mesela yani. İnsan yaptığı işin övgü almasını istiyor. Çünkü emek veriyorsun, inanıyorsun falan filan. Ama bunu karşından beklerken bu uzun yolculukta bizlerin nasıl de emek verdiğini da çok önemli. Aynen, çok önemli. Bizlerin de hani, emek verdiğini o basın mensuplarının lazım. Da evet. O dışarıda evet. Gecenin eksi onun da seni beklediğini röportaj, ufacık hepimiz bir röportaj. Hepimiz bu konuda hemfikiriz.